Evet sevgili dostlar, Gurbetten Sıla'ya Mektup adlı programımızda Okçular Çarşısı, Uzun Çarşı ve Kapalı Çarşı civarındaki hemşehrilerimizle birlikteyiz. Şimdi de Okçular Çarşısı'nın hemen alt tarafında, geçen programımızda bahsetmiştik. Bu çarşıda yürürken sağınıza solunuza dikkat edin diye. Gerçekten güzel mekanlar, değişik mekanlar var. İşte bunlardan bir tanesi de Çukurhan. Pek bilinmez. Böyle dükkanların arasına sıkışıp kalmış ama içine girdiğiniz zaman burada da birçok esnaf var. Ben şimdi yanımda birkaç abimiz var. Onlarla tanışacağız. Bakalım kimmişler. Sizi sizden tanıyabilir miyiz? Evet, Recep Vatansever. 1953 doğumlu, Kosova doğumluyum. 50 senedir bu çarşıda ikamet ediyorum. Recep abimizi sima olarak bu çarşıdan geçtiyseniz mutlaka görmüşsünüzdür. 50 senedir buradaysanız çarşının eskisini, yenisini, geleceğini de planlar noktasında biliyorsunuzdur veya düşünceleriniz vardır. Eski çarşı, şimdiki dönemi, ileride nasıl olmalıdır? Bu konuda birkaç cümle böyle hızlı hızlı söyleyebilir miyiz? İlk önce bütün esnaflara, yani özellikle şunu söylemek istiyorum. İş sahiplerine, yanındaki çalıştıran arkadaşlara iyi bir eğitim vermeleri gerekiyor. Ve biz küçükken ustamızdan değil komşumuzdan korkardık. Şimdi o terbiyeleri göremiyoruz. Ve tabii ki Bursa içinde, Bursa Okçular Çarşısı içinde çok büyük bir kara leke diyorum. Müşterilerden de gelen şikayetler bazı öyle. Devamlı çarşıda çığırtkanlar, pazara benzetiliyor artık. Bunlara önemli, yani devamlı şekilde baskı yapmalarını rica ediyorum. Bütün esnaf arkadaşlardan. Diyeceğim bunlar. Müşterileri darıltmadan, aynı Carrefour'lar veyahut da büyük mağazalar nasıl şikayetleri yapıyorsa, mesela ayakkabıda veyahut da konfeksiyonda derhal yenisini veriyor. Bunlar da çok önemli. Yenisini vermemiz lazım. Müşteriyi darıltmamamız lazım. Müşteri veli nimetimizdir. Özellikle bunlara dikkat etmelerini rica ediyorum. Peki. Okçular Çarşısı'nın eskisini biliyorsunuz. Şu anki durumunun da biliyorsunuz. Neler değişmeli Okçular Çarşısı'nda ki müşteriler o dediğiniz markalara veya alışveriş merkezlerine gitmesin de. Bir iki tane söylediniz. Şekil olarak da birkaç değişiklik başladı. Başka neler yapılmalı ki insanlar Okçular Çarşısı'na gelsin veya Kapalı Çarşı'ya gelsin? Vallahi eskiden biz belediye memurları çok sık sık gezerdi. Bir de biz bundan da şikayetçiyiz. Belediye memurları çarşıda göremiyoruz artık eskisi gibi. Şikayetler ediliyor. Mesela şikayetler değerlenmiyor. Bizim de yani terbiyemiz müsait değil yani. Bu konuda hiçbir şikayette bulunmuyoruz kimseye ama belediye, resmi belediye geçtiği zaman bir çekingenlik oluyor. Ve bayağı da rahat ediyorduk o zamanlar. Sabahları geç açılıyor. Oradan biraz şikayetçiyiz. Sabah saat 10'da dükkanlar açılıyor. Eskiden saat 7'de dükkanı açardık. Evet. Bunlar diyeceklerim. Peki. Bunlar. Peki eskileri bilirsiniz. Okçular Çarşısı'nın en eski esnafları sizce kimlerdi? Birkaç isim söyleseniz. Efendim, bıçakçı İsmail Pirge, dondurmacı Ahmet Geye, Mehmet Çetin Avcı, Müfit Saver, kuru kahveci Mehmet, efendime söyleyeyim, Hamdi Bayraktar vardı. Biz onların yanında bu terbiyeleri gördük. Ve onların yanında bir asker gibi esas duruşta dururduk. Yani patronumuzun haricinde, komşularımızdan. Biz böyle Osmanlı terbiyesi aldık yani. Diyeceğim bütün gençlere, bütün dükkan sahiplerine bu şekilde yetişmelerini tavsiye ediyorum. Herkese hayırlı işler diliyorum. Peki ülkemizin geleceği noktasında bir şeyler söylemek ister misiniz? Ümitli misiniz, değil misiniz? Nelerin değişmesi lazım? Birkaç cümlede öyle bahsedelim. Kökümüz Osmanlı'ya dayandığı için çok ümitliyim ben. Hiç şüphem yok. Maya sağlam diyorsun. Mayamız sağlam. Biz Osmanlı çocuklarıyız. Efendim, kısaca şöyle bir bayrağın tarifini yapabilir miyim?
aynı kandan, aynı ırktan, dilleri ve düşünceleri bir olan, geçmişte müşterek mazileri bulunan insanlar topluluk sembolüne bayrak denir. Onun için ayet-i cellede de şöyle buyuruyor. İnnemel mü'minüne ihvetün. Müminler ancak kardeştir diyor. Onun için birlik, beraberlik devam ettikçe her şeyin hakkından geleceğimize inanıyorum ben. Mayamız sağlam çünkü. Bursa'da bir Osmanlı şehri bu arada. Evet. Zaten biz de Osmanlı'nın başkentinden geliyoruz. Evet. Kosova, Prizren şehrinin doğumlusuyum ben. Peki şu anda bizleri belki de orada da izliyorlar TürkSat 1C aracılığıyla. Orada hemşerileriniz, dostlarınız var mı? Onlara neler söylersiniz? Orada dayımın çocukları var. Salih Şon'da, Bülent Şon'da. Teyzemin çocukları var. İlyas Tamlik. Semiha Arat. Ondan sonra bayağı yeğenlerim var. Bir kökümüz bizim orada zaten. Gidip geliyor musunuz? Gidip geliyorum. 5 senede 10 senede bir gidip geliyoruz. Hepsine saygılar, sevgiler, hayırlı günler diliyorum. Bütün İslam alemine Allah sağlık, huzur versin diyorum. Peki. Teşekkür ederiz programımıza renk kattınız. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Evet sevgili dostlar, Çukurhan'dayız dedik. Bir abimiz de yine birlikteyiz. Burada şimdi kendisini kısaca tanıyacağız. Bu Okçular'daki esnafların çoğu onu tanıyorlar ama biz yeni tanıştık. Çok muhabbet bir abimizmiş öyle dediler. Bakalım muhabbetimiz nasıl olacak? Sizi tanıyabilir miyiz? Salih Öztürk. Salih Bey ne iş yaparız? Gömlek dikiyorum. Gömlek dikiyorsunuz. Terzi mi yani? Gömlekçi terzi demek. Peki Okçular esnafı genelde giyim üzerine. Bunlar size niçin geliyorlar? Kot paçası, kolları yapmak için ekseri öyle geliyorlar yani. Genelde işleriniz o zaman bayram üstü çok yoğunlukta oluyor. Şimdi iki bayram arası biraz daha sakin miyiz? Sakiniz. En sevdiğiniz esnaf burada kim? Böyle muhabbetine doyamadığınız. Var mı öyle bir kişi var mı? Bir kişi. Bir tane isim istiyormuş. Bütün arkadaşlarımız. Yok, ayrım yapmıyorsun. Ama vardır içinde böyle çok sevdiğiniz. Hepsini seviyoruz yani. Onlar da sizin muhabbetinizi çok seviyorlarmış. Seviyorlar. Bursa'da nerede oturuyoruz? Seferiş'te oturuyorum. Evet. Daha eskilerde babalar, dedeler. Görükten ayasında oturuyordum. Görükten ayasında. Peki kaç yıldan beri bu mesleği icra ediyorsun? 68 senesinde firakla başladım. Devam ediyorum. Burada kaç seneden beri buradasınız? 20 sene. 20 sene. Peki bir pantolonun paçası kaça dönüyor şu sıralar? Şimdi mağazalar 1 liraya veriyorlar ama biz böyle özel müşterilerimize 3 lira 4 lira alıyoruz. Toptan mağazalara 1 liraya yapıyorsunuz ama dışarıdan müşteri gelirse 3 lira veya 4 liraya yapıyoruz. Kaç dakikaya yapılıyor bir paça çevirme? Onu gene 5 dakika sürer tabii yani. 5 dakika. Tamam. Levent şu Mehmet'i de çağır. Peki piyasaları nasıl buluyorsunuz? Bozum. Ekonomik böyle şey var diyorlar Avrupa'da, yurt dışında, Türkiye'ye de geldi diyorlar. Dolar fırlayacak, işte şu olacak, bu olacak. Bozuk, piyasalar bozuk. Millette para var mı sizce? Olan da var, olmayan da yok. Bence herkeste çok para var. Türkiye'de çok para var. Ama hep ya kolumuzda duruyor, ya boynumuzda duruyor, ya da yastığın altında duruyor. Evet, doğru. Ekonominin bu halde olmasının veya insanların böyle çok yakarır olmasının, her şeyden şikayetçi olmasının bir sebebi var mı? Sizce hiç düşünüyor musunuz? Ne tür sebepleri var? Bilemiyorum. Ya siz de bize dediniz ki çok muhabbetçi abimizdir. Hiç evet, hayır, bilemiyorum. Kameradan utanmayın. Yok, niye utanacağız ki? İçinizdekileri söyleyin. İçimizdedir. Bilemiyorum, o devletin politikası mıdır yani? Bence her şey devletin politikası deyip sıyrılıyoruz. Kendi politikamızı hiç bir kenara bırakıyoruz. Mesela ben izleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. Acaba önceliklerimizi değiştirsek nasıl olur?
Mesela iki tane çift hatlı telefon yerine veya üç tane hat kullanmak yerine bir tane cep telefonu kullanmaya çalışsak, 10 tane fatura yerine bir tane fatura ödemeye çalışsak, elektriğimizi biraz kıssak, dijital televizyonlardan vazgeçsek, en ucuzuyla idare etmeye çalışsak, no frostlardan vazgeçsek, modayı takip etmesek, daha bir kolay olmaz mı hayatımız veya aldığımız paralar bize biraz daha fazla yetmez mi? Doğru, o sizin konuştuklarının etmesi doğru. Şimdi bakıyorum 6-7 yaşındaki çocukların elinde cep telefonu var. Ne gereği var ki? Bugün ilkokul öğrencisinin cebinde cep telefonu var. En azından 1 milyar cep telefonu. Ne gereği var ki yani? Ondan sonra aldığımız maaşlar yetmiyor. Maaş yetmez. Yetmez tabii. Yetmez. Neyse, bu mevzuları değişik yerlerde böyle gıdım gıdım ufak ufak anlatmaya devam edeceğiz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Evet sevgili dostlar, programımız devam ediyor. Nizamettin Bey, ne iş yaparız? Ben gömlek işi yapıyorum, erkek gömleği. Perakende olarak satışını yapıyoruz. Evet, bize de bak Hızır ne derler öyle bir şey. Yani bize de gömlek lazımdı programda giyim. Tamam, geleceğiz biraz. Peki Okçular Çarşısı'nda durum nedir? Biraz sizden bir şeyler öğrenelim. Okçular Çarşısı'nda alışveriş, bu ekonomik durgunluk var şu anda. Piyasanın genelinde olan bir durgunluk yalnız. Ama bizim hitap ettiğimiz kesim genelde alt grup kesim. O alt grup kesimi olduğundan bizi daha çok etkiliyor. Herhangi bir dalgalanma, piyasada, ekonomide bir dalgalanma, ekonomi alım gücü daha az olan diyelim, alt katman grup daha fazla harcamalarını kısıtlıyor. Biz de daha çabuk etkileniyoruz. Yani ekonomide gidişatın aynası bizim çarşı. Bizde işler iyiyse ekonomi iyidir. Köylü, işçi, alt grup, askeri ücretli geçinen insanlar bizim çarşıdan alışveriş yapar. Biz aynasıyız ekonominin. Eğer bizde iyiyse ekonomi de iyidir. Sizde şu anda nasıl? Bizde iyi değil. İyi değil. O zaman ekonomi de iyi değilmiş, görüyorsunuz. Peki bir gömlek kaç para şu anda? 5 ile 20 lira arasında değişiyor. Ve ben size şöyle diyeyim, yaklaşık 8 senedir aynı fiyat. 8 sene içerisinde işçilik maliyeti arttı, dükkan kirası arttı, elektrik arttı, sigorta, yanımızda çalışan elemanın sigortası arttı, bizim harcama, kendi sosyal harcamalarımız arttı. Doğalgaz arttı. Doğalgaz, elektrik, onlara hiç girmiyoruz. Hava bozuldu, sular akmıyor bugün. Çok fazla şikayetçi de olmak şey değil ama gerçekten biz... Olsun, olanı söylemek lazım. Biz kendi gelir durumumuzdan, yani kendi kazancımızdan yemeye başladık. Ben en açıktan söyleyeyim. Ben bir tane dükkan sattım. Sermayesini kendi dükkanımın içerisine soktum, o parayı. Ayakta durmak için. 8 senedir. 8 sene içerisinde bir dükkan. Artı kazancımız yok. Dükkan sattık. Dükkandan gelen geliri sermaye olarak dükkanın içerisine soktuk. Peki ben teşekkür ediyorum dertlerinizi bizimle paylaştığınız için. Teşekkür ederim.